kardeşim. Başkanlık seçimi çok önemli bir şeydir. Yani özellikle ilkokulda, ortaokulda filan çocuklar başkanlık seçimine gittiğinde aileler de bir tribe girer. Yani onların başkan seçilmesi için bir mücadele, bir iktidar savaşı o yaşlarda başlar. Şimdi Zeskes tam bu konuyu anlatıyor. Bir başkandır geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Bunları da ben yazmış gibi yaptığıma göre. Öğretmenim. Buyur canım. Öğretmenim, ödev vermişsiniz. Ah doğru ya. Şey ders sonu ben onu toplayayım. Tamam. Kızım unutmuş da öğretmen ödev verdi. Niye hatırlatıyorsun ya? Bana ne ya? Öğretmenim, öğretmenim. Ha, söyle canım. Kırma yavaş. Devlet malı o. Önümüzdeki ders için de ödev vermişsiniz. Ay doğru ya. Kızlar siz de olmasanız. Siz de olmasanız bir kafamızı dinleyeceğiz artık ya. Bu ne ya, ödev ödev geldiğim günden beri ödev yapıyorum ben. Vallahi ya babam benim iş yerinde bu kadar çalışmıyor senin ya. Senin baba sahildi biraz. Ya, ne ödev versem, ne ödev versem. Ya böyle ödev düşünmem oluyor. Ne ödev versem, ne ben kendim feda ediyorum kanka. Öğretmenim, ben sınıf başkanlığından istifa ediyorum. Ah, nereden çıktı Can Berko? Öğretmen ben yoyuldum ya. Yoruldum. Başkanım diyor bunlar bana, ne olacak bu ekonominin hali diyorlar. Efendim? Dersi kaynatmak için yalan söylüyor evet. Canberk. İnanmayın. Eğer ki ben de dersi kaynatmak istiyorsam şerefsizim. Ay! Canberk, sakın, sakın öyle şeyler yapmayın. Kızım zaten 5 dakika kaldı. Niye kaynatsın çocuk? Siz de bazen işin şovundasınız ha. Hoca, hoca! Ötmem, dirsek sırada, ötmem, tamam, dirsek sırada. Tamam, yatmana gerek yok. Dirsek sırada. Söyle. Hocam, başkanlık seçimi yapalım. İyi, hadi, tamam. Aday olanlar tahtaya hadi gelsin. Hadi yapalım aday. Yavaş, yavaş. Kızım, Allah'ım yarabbim. Kırma, yavaş. Ne bu iktidarlık merakı sizdeki ya? Kanka sen niye buydasın? Ben de adayım kanka. Senden hiç beklemezdim. İkinci adam olmayacağım artık, yeter. O zaman bana artık kanka deme. Neden kanka? Ya da de ya. Tamam, şöyle yapalım. Herkes vaatlerini bir bir anlatsın. En mantıklısını aramızda seçeriz. Tamam mı çocuklar? Girin. Hocam merhabalar. Buyurun. Ben Can Berk'i alayım. Erkenden de trafiğe kalmayalım. Ya ama Danyar Bey bu kaçıncı? Geçen de trafik var diye çocuğu okula getirmediniz. Çok trafik oluyor. Ben bazen düşünüyorum okuldan almayı. Ama diyorum okusun biraz. Baba hayır. Sınıf başkanı seçeceğiz. Git git. Başkan mı seçeceksiniz? Başkan hocam ben de izleyeyim mi ne olur? Ama olmaz öyle şey. Ben ne olur seçim bağımlısıyım. Hayatta en sevdiğim şey seçim izlemek. Ne olur hocam o pasta şeklindeki dilimler oluyor ya. Onlarca İzmir'i alalım şu an. Bak ne olur. Tamam ama sessizce oturun tamam mı? Sessizce oturun. Tamam. Seçim varmış. Gelin veliler. Hoca izin verdi. Gelin gelin. 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 Şu güzelliğe bak ya. Ay ama yani şunlara bakar mısın? Mantar gibi ufacıklar. Ebru Hanım tamam. Sakin hello. Olsun. Hello Duygu anneciğim. You are looking so good by the way. Thank you mommy. Tamam. Tamam. Sakince izle. Danyal Bey, sizin orada ne işiniz var? Hocam, ben de aday olayım. Ne olur ya. Aa, öyle bir şey oluyorsa bak, ben de adayım. Ya bir dakika, o varsa ben de aday olurum yalnız. Ya hayır canım, yani öğrenciler aday olacak. Onları başkan seçeceğiz, lütfen. Ne olur, ben seçim bağımlısıyım hocam. Ne olur. Öğrenciler ne olacak. Ne olur ya, İzmir'i alalım. Danyal Bey, gelin ama bu şekilde olmaz ki ya. Koca sınıfın yönetimini çocuğa mı vereceğiz Allah aşkına ya? Anayasa bilmezler. Sandıklara sahip çıkamaz bunlar. Ay evet, zavallı küçük sümükler. İbra Hanım, ne diyorsunuz çocuklar etkilenecek? Niye etkilenecek? Sadece sümük dedi, abartmayın siz de. Ay evet yani. Lütfen. Hadi Duygu, sen anlat vaatlerini kızım, gel. Gel, neler yapacaksın? Merhabalar, ben Duygu, 8,5 yaşındayım. 3C sınıfının okul başkanı, ay 3C sınıfının sınıf başkanı beni seçerseniz eğer... ...sınıfa kocaman bir kütüphane yaptıracağım. Teşekkür ederim. Ama İngilizce kitaplar değil mi Duygucuğum? You are looking so good by the way. Yes, mommy, of course. Yalnız çok özür diliyorum. Araya gireceğim öğretmenim. Yavrumuzun lafını balla kestim ama... ...bu kadar mıdır? Hani vaat bazında... Etkileyici değil. Ay, ama bir şey söyle. Bana zayıf geldi. Bak söyle bir. Bana zayıf geldi. Sizin kafanız... Ay çocuk kafası böyle küçücük ceviz büyüklüğünde. Ben mi yanlış görüyorum? Ağlama, ağlama yavrum. Ebru Hanım. Tamam ağlama lütfen Ebru Hanım. Bir daha uyarmayacağım sizi. Defneciğim gel sen vaatlerini anlat çocuk. Defneciğim dur. Diyaframından konuş anneciğim hadi. Ben Defne. Eğer
ben okul başkanı, sınıf başkanı olursam size çıkışta şey yapabilirim dersten önce, jimnastik. Ama olmaz yahu Defneciğim, biz sabahları nereye gidiyoruz? Biz sabahları havuza gidiyoruz değil mi anneciğim? Tamam, o zaman çıkışta yaptırabilirim ben jimnastik. Hayır, çıkışta baleye gidiyoruz ama değil mi anneciğim? Tamam, oturduğumuz yere yakın olan arkadaşlarımla yaptırabilirim. Ama hafta sonu biz tenis, Fransızca, piyano, tekvando, yüzücük, binicilik, o pilatese gidiyoruz değil mi Defneciğim? Öyle aralarında da yağlı güreşe gönderin kızım. Yalnız şöyle, kusura bakmayın yine ben araya giriyorum ama... güzel yavrumuzun ajandası kesinlikle başkanlığa müsait. Bence de yani kesinlikle yavrumuz olmaz başkan olabilir. Yok kızım, hayır, senden de olmaz. Sesine bak, sesi de incecik. Helyum yutmuş gibi. Ama İbra Hanım, yani çocuklar kötü etkileniyor. Tamam canım. Emre gel sen anlat. Hadi hızlı hızlı şey yapalım. Ben heyecanlanınca tuvaletim gitti. Ay, yapma, şaka. İyiyim, iyiyim. Şaka burada yapma. Eğer ben başkan olursam... Sakın bak. İyiyim. Okul başkanı ol... okul başkanı olursam eğer tek kaşarlı... tosttan çift kaşarlı tosta geçeceğim. Oho, tabii efendim yani. Siz yemeği iyi bilirsiniz. İyi bilirsiniz siz. Bilirsiniz yemeği. İşten iyi bilirsiniz. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben çift kaşarlı tost sevmem bir kere. Hey, hey! Siz eskiden bilir misiniz tost sıralarını, tost kuyruklarını? Biz sizin zamanınızda takdirnameyi karneyle alırdık ya. Hala öyle alıyoruz ya. Kantinde tost sırasına girdik. Tost sırasına girdik kantinde. Ay ama bakın bir tek ben mi fark ediyorum? Anlamıyorum yani. Şunlara bir baksanıza, böyle bir çok garipler yani. Böyle cücük gibi. Ama İbra Hanım, biz onlara cücük değil, çocuk diyoruz. Aa. Cücükler ya. Lütfen. Canberk gel sen anlat vaatlerini çocuk. Anlatayım öğretmen. Şimdi ben başkan oluysam eğer öğretmenle konuşacağım. Öğle arasına erken gireceğiz. Kantinde trafiğe takılmayacağız. Helal olsun. Trafiklerin beni aldın. Bravo lan. Bravo. Benim oyun bu çocuğa. Vallahi bak, düşmana basar gibi basacağım beni. Vallahi doğru, doğru. Ben de normalde kızım Defne'ye verecektim ama son bir kez daha Canberk ulan. Ama anne ya. Hayır Defneciğim, üzülme. Veliler oy kullanmayacak. Ha, one minute yani. İngilizce konuşuyorum ama anlıyorsunuz inşallah. Şimdi çocuğum diyor ki, öğretmenle konuşacağım. 5 dakika daha erken çıkacağız. Geçen yıl da bu başkanda, o zaman yapsaydı çocuğum. Ayşe teyze, adamın canını sıkma şimdi duyduk elde. Helal olsun lan. Hitabet önemli abi. Helal. Sus sen. Tamam, tamam. Lütfen Ayşe Hanım, siz de bir karışmayın. Şu seçimi bitirelim, gidelim. Hadi lütfen. Evet. Hadi devam et. Bitti mi? Benim öğretmenim, bir şey daha var. Ha, söyle. Ben konuşanların listesini size vermeyeceğim artık. Canberk, bir şey söyleyeceğim. 3C'de kimin konuştuğunu, kime çarpılarını sildiğini, kiminkileri yazdığını 3C çok iyi biliyor bir evet, kere. Evet, evet. Ayrıca biz senin yüzünden 3 yıldır 1. sınıftayız, tamam mı? Biz seni bu zihniyet yüzünden hiçbir yere ilerleyemedik. Diğer sınıflar 5. sınıfa geçti, 3. sınıfa geçti. Biz bir yere ilerleyemedik. Evladımı oksijen verin çocuğa. Zaten hepsini yanlış gösterdi. Sen peki duyguyla tuvalete diye gidip kantinde keyif yapmadın mı? Aa, açıkla ya. Hadi. Bir dakika. Açıkla. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Biz yalnız Defne ile tuvalete gittiğimiz zaman hep sınıfımızın geleceğinden konuşuyoruz. Ama sen neredeydin? Sen neredeydin? Ben buradaydım. Sen... Hocam... sen konuşma sakın. Yalnız bakın, burada bence müdahale edilmesi gereken durumlar var. Aa, burada bir manipülasyon seziyorum ben. Kesinlikle sizin çocuğunuz olsun, sizin çocuğunuz olsun. Bu konuyu ele geçirmeye çalışıyorlar. Haksızsın, haksızsın. Haksızsın. Sen ne? Sen kimin ajanısın ya? Ya ah. Sen kimin ajanısın adam şimdi ya? Şimdi böyle Allah oldu ya. Benim zaten olmuş barut fışısısınız. Siz kendisi mi lan barut fışısı? Lan ne olacak? Bir şey söylemem gerekiyormuş. Boş boş konuşuyorum. Çocukların yanında. Lütfen, çocuklar kötü etkileniyor bakın ya. Vallahi ya çıkın ya da şey yapacağım. Oturalım öyle mi? Sorry. Sessiz. Ne olur seçim. Kötü etkileniyor seçim. Çocuklar şöyle güzel güzel bir demokratik bir şekilde bir tartışsınlar bakalım. Evet. Devam edin. Emine, sen okul hainisin. Aa. Sen okul hainisin. Arkadaşların yokken vay yazdıymadın mı? Sen gıcık... sen gıcıklık olsun diye öğretmeni silgiyi camdan attın da ben senin karşındaydım. Arkadaşlar, Canberk 3A ve 3B sınıfının ayarladığı bir ajandır. Ayrıca bu okul, bu okul ne zaman sana takdir etti, seni teşekkür etti? Söyle! Etti, her zaman etti. Hadi lan, çıkar göster. Benim oyum hem
Emre. Emre kim? Emre kim? Hanımefendi Emre sizin ortadık şurada. Ay ben diğer çocuklara laf söyler. Ay benim çocuğum elleri kolları bir küçücük bir tuhaf uzaylı gibi ya bir çocuk. Ya hanımefendi lütfen sizin oğlunuzda bir kere Emre'de liderlik vasfı yok. Aa, olamaz liderlik. Benim kızımla doğru konuşun. Hayır efendim gerçekten olamaz. Ay ben Emre'ye vereceğime tuvalet terliğine veririm daha iyi olur. Vallahi onu yaparım daha iyi. Yemin ederim onu yaparım. Nasıl diyor efendim? Hayır yaparız. Hayır efendiler, hayır efendiler. Sessizlik. Sınıf ya burası. Sınıf. Ne yapıyorsunuz siz? Çocukları ne hale getirdiniz ya? Kendi hırslarınıza neye benzettiniz çocukları? Ya böyle seçim yapacaksak kazanan olmasın zaten. Ne anlamı var kazanmanın? Staza geldik. Kusura bakmayın. Seçim bağımlısıyız. Ay hocam o zaman ben şöyle bir fikir atacağım ama ne dersiniz bilmiyorum. Buyurun. Çocuklar kendi aralarında yapsın artık. Şimdi ne diyorsunuz? Ben o, sabahtan beri onu diyorum zaten Ayşe Hanım. Aa, bir şey söyleyeceğim. Bence de çok iyi fikir. Bak canım benim, istersen aday olabilirsin, istemezsen olmazsın Erhan'cığım. Emre annem. Ay tamam Orhan, ay ne kadar alıngan benim bu çocuk ya. Bakın Melile, tamam biz burada eğitim veriyoruz, çok güzel evet. Ama asıl eğitim ailede başlar. Yani siz bu çocuklara kendileriyle aynı fikirde olanlara değil, olmayanlara saygı göstermeyi öğretmeniz lazım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi gel anneciğim. Hanımefendi o benim, benim. Oho. Hadi babacığım. Baba gel, terapiye kalmayalım. Teşekkürler. Come here kızım, come here. Gel. Beni bir götüremedin. Sanki çağırdık çocuğunu. Ay, hadi anneciğim, Fahrettin. Bir tanem sana. Fahrettin, bir tane. Emre, el salla Fahrettin. El salla öğretmenim. Hocam şimdi bu ders almış mı oldun? Sen bir an önce eve git tuvalete. Ama hadi. Çok pardon, siz kimin velisisiydiniz? Yok, bende çocuk yok ya. Nasıl ya? Nasıl yok? Ya o böyle dışarıda bir bağırış çağırış oldu. Demokrasi şey falan yaptılar, seçim meçim. Ben onu gaza getirdim. Siz öyle bilerek gaza getirdiniz bizi. Öyle bilerek. Ya siz manyak mısınız? Ya ben ya ama ben öğretmenim. Kim getirdi beni? Demokrasi kazandı. Evet, güzel hareket diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Evet, tam bir zile gidemedi skeç. Ya şeyde bir, hani böyle çocuklar seçim yapma, bu politik iklimden etkilenme güzel de aileyi koymak hem yeni bir fikir oluyor ama bir yandan da çatışmayı zorlayan bir şey oluyor. Çocuklar aileyle çatışamıyor. Yani acaba sınıf full çocuklar olsaydı daha mı iyi olurdu? Siz de düşündünüz mü? Yani çocuklar çocuklara vaat verip onlar çirkinleşiyor, bölünüyorlar bilmem ne. Önerme zaten belli. Hani evet. Böyle seçileceğine hiç seçilme daha iyiye bağlayacaktık falan filan. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarımızda.